Pandemi döneminde yasaklar sonrası bazı esnaf kepenk kapatırken bazıları da açık kalarak ayakta kalma mücadelesi verdi. Süreçten farklı şekilde etkilenen esnafların ortak noktası ise kurların aşırı yükselmesinden kaynaklanan olumsuzluklar oldu. Kayseri'de farklı hizmet gruplarında esnaflık yapan Mahmut Temur ve Fatih Temur pandemi sürecinde yaşadıklarını anlattı. Zor bir süreç geçirdiklerini dile getiren el işi ürünler satan Mahmut Temur, müşteri olmadığı için iş yerini kapatmak zorunda kaldığını ifade etti. Mahmut Temur, Kayseri'de el sanatları malzemeleri satıyoruz. Kaymeklere, mermeklere, halk eğitim merkezlerine, buraya giden ablalara, kursiyer öğrencilerimize ürün tedariki yapıyoruz. Pandeminin başlamasıyla beraber memleket olarak, ülke olarak hepimiz sıkıntılar yaşadık tabii ki. Kapalı olduğumuz günler oldu. Kurslara bağlı bir ticaret merkezimiz olduğundan kaynaklı kurslar açılmadığı için ister istemez işlerde gerileme yaşadık, herkes de olduğu gibi. Onun dışında hastalığın ön plana geçmesiyle beraber o unutturdu zaten ticareti. Hala da aynı şekilde devam ediyor. İnşallah şu hastalık falan gündemden kalkarsa doğru ticaret yapılabilecek bir ortam oluşacaktır diye düşünüyorum. Ya kazanamadık işte, herkes de olduğu gibi eşle, dostla, arkadaşla veya dışarıda yapılan ticaretlerle alakalı zaman zaman evdir, arsadır vesairedir, bu tarz şeyler alarak, satarak, onların karlarıyla beraber buraların borçlarını ödeyerek bu şekilde devam ettik hayatımıza. Bir şekilde devam etmek zorundayız yani. Yani bu birkaç yıl içerisinde olabilecek bir şey değil. Yani çünkü zararlar küçük değil, rakamlar küçük değil. Ama hayat, mücadele etmekle mükellefiz hepimiz, her birimiz. Mücadelemizi vereceğiz. Bu borçlar bir şekilde bitecek. Herkes için söylüyoruz yani bunda. Ya bizim malzemelerimizin tamamı neredeyse Türkiye'de üretilen bir malzeme değil, tamamı ithal. İthal malzemelere gelen vergiler, doların ciddi anlamda artışı, bunlar bizi pandemi döneminden daha fazla yormuş şeyler. Ondan sonra yani bir geçen bir ay öncesinde, iki ay öncesinde bundan aldığımız malzemeyi tekrar yerine hala şu an o devam ediyor mesela. Ürüne ürün olarak zam geldi TL bazında. Dolar bazında gelen malzemelerin dolar çıkmasına rağmen dolar bazında zam geldi, ikiye katladı. Bu süreç pandemi sürecinden daha zor bir süreçti. Daha sıkıntılı bir süreçti bu süreç. Ama illaki toparlanacak yani. Hani biraz geriye geldi, bir adım atıldı. Daha çok geriye gelmesiyle alakalı çalışmalar mutlaka ki vardır. Biz ticareti yapmaya çalışıyoruz. Ticaretimizle alakalı uğraşmaya çalışıyoruz. Herkes görevini layığıyla yaptığında sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Bugünler geçecek diye umut ediyoruz. Gelecekle alakalı tabii ki güzel düşüncelerimiz var. Sıkıntılı düşünen insanlar sıkıntıya gidiyorlar. Biz iyi düşünmeye çalışıyoruz, iyi görmeye çalışıyoruz. Bir alışkanlığımız var, bundan geriye kalmak istemiyoruz. İnşallah iyi günler bizi bekleyecektir diye düşünüyorum. Ya Türkiye bir şeyleri başarabilmek için geçmişte mesela batmış birçok yabancı memleket var. Adamlara bakıyorsun 8 senede, 10 senede, 15 senede kendilerini toparlamışlar ve ekonomik olarak ciddi yerlere gelmişler. Türkiye'de bir şey üretimi olmadığı müddetçe, bir şeyler üretilmediği müddetçe, yani bu alsat hazır para kazanma olayının her geçen gün günümüzde çoğalmasıyla birlikte ben bu işin çok aşılabilir olduğunu düşünmüyorum. Ama üretim olur, insanlara istihdam yaratılır, memleket gerçekten o zaman ayağa kalkabilir. Öbür türlü alıp satmayla, vergi toplamayla, malzemelerin üzerine herhangi bir zam yapılmasıyla falan bu şekilde kapatılır bir açık değil. Hepimizin geleceğiyle alakalı bu kelimeler, bu cümleler. Yani geleceğimizi elimizden almasınlar. Birebir bu olayı yaşayan insanlar biz olduğumuz için müşteri direkt bize esnaf olduğundan kaynaklı zam yapıyorsunuz diyor. Ya zamı biz yapmıyoruz ki. Yani zam geliyor, aldığın malzemeyi yerine koyamıyorsun. Yani müşteriye sunulana kadar ürün ambarcısı, kargosu, işte dükkana gelen elektriği, bu malzemelerin tamamı işte rakamlarla alakalı, karlarla alakalı esnaf bunu oturuyor bilinçli bir şekilde.
bölüyor parçalar halinde. Sonrasında bu parçayı tekrar yerine koyamayınca ister istemez zam yapmak durumunda kalıyor. Çünkü malzemeyi üretenden şey değişiyor, fiyat rakam değişiyor. Dolayısıyla muhatap olan kişi de onlar olmayıp sen olduğun için bayanların çoğu bu fırsatçılığı esnafa vardır. İlla ki esnafların içinde fırsatçılık yapan, işte bir aldığını 10 liraya satmaya çalışan insanlar vardır. Ama bunlar parmakla gösterilebilir yani, hani kimler olduğu, ne kadar insan olduğu. Ama gerçekten zorda olan esnaflar da Allah yardımcısı olsun yani. Pandemi döneminde dükkanı açık olan esnaf Fatih Temur da medikalci olması nedeniyle pandemi döneminde kazanmaya devam ettiklerini söyledi. Pandemi döneminde bizim yoğunluğumuz ilk başta maske, dezenfektan, daha çok hijyenik malzemelere doğru biraz daha artış oldu. Sonrasında Covid'in ilerlediği zamanlarda da oksijen tüpü, oksijen cihazlarında bir aşırı derecede bir talep oldu. Yani gerekse evlere hizmetlerde bulunduk, götürdük cihaz kurduk, tüp götürdük, işte maske, dezenfektan tedariği yaptık. İlk başlarda işte fiyatlarda biraz farklılık gösterdi, tedarik ederken biraz zorlandık. Tüm dünya bundan etkilendiği için. Onun haricinde pandemi döneminde biz çok genel olarak bir sıkıntı yaşamadık. Şu ana değinirsek de şu anda döviz kurlarından dolayı fiyatlarımızda biraz artış oldu. Yani genel olarak hasta bezinde, işte oksijen cihazlarında, nebulizatör cihazlarında, onlardan dolayı biraz fiyat artışlarımız oldu. Onun haricinde bizi hani kapalı olarak bir şeyimiz olmadı. Biz 7/24 hizmet vermeye devam ettik pandemi süresi boyunca. Bu yasaklarda, sokağa çıkma yasaklarında hizmetimize tam olarak devam ettik biz. Yani pandemi döneminde biraz daha işler yoğunlaştı. Ama işte bu tedarik konusunda biraz sıkıntı yaşadık sadece. İşte gerek maske gerek dezenfektan fiyatlarında çok sıkıntı yaşadık. İşimiz elhamdülillah pandemi döneminde sağlık olarak iyiydi. Ama onun haricinde diğer şekildeki esnaflara göre kötüydü. Yani ürün tedariğinde şu an bizlik bir sıkıntı yok. Ama fiyat konusunda bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle hasta bezlerinde yani. Hasta bezlerinde çok aşırı derecede fiyatlar arttı. Sürekli kullanan hastalarımız var. Onlar bu şekilde fiyat artışlarına biraz şey gösterdi, tepki gösterdi. Yani müşteriyle o şeyde sıkıntı yaşıyoruz yani.